Arkadaşlar merhaba. Konumuz cümlenin ögeleri. Cümlenin ögelerini ana ögeler ve yardımcı ögeler olmak üzere iki kısımda inceleyeceğim. Ana ögeler dediğimiz ögeler yüklem ve öznedir. Özneleri gerçek özne, sözlü özne, gizli özne ve örtülü özne olmak üzere dört kısımda inceleyeceğim. Bunu incelememdeki sebep fiille çatı konusunda etken ve edilgen çatılı fiiller var. Bunu daha rahat yapabilmenizdir. Yardımcı ögeler ise yani tümleşler, dolaylı tümleç, yer tanımlayıcısı, zarf tümleci, zarf tanımlayıcısı, yine zarf tümlecinin içinde edat tümleci kalıbını da göreceğiz. Üçüncü olarak ise nesne yani düz tümleci anlatacağım. Nesneler normal şartlarda belirtili ve belirtisiz olmak üzere ikiye ayrılır. Ancak yine fiille çatı konusunda geçişli çatılı fiillerde geçişli olduğu halde nesnesi düşmüş cümleler sorulmakta. Böyle soruları yapabilmek için arkadaşlar ne yapacağız? Üçüncü olarak gizli nesneyi yani düşmüş nesneyi göreceğiz. Şimdi ana ögelere bir göz atalım. Arkadaşlar burada sevimli hayalet Casper'ı görüyoruz. Casper yüklem masasında oturuyor ve ne diyor arkadaşlar? Zarf tümlecine, nesneye, özneye ve yer tanımlayıcısına sizi bulmak için soruları kime sor? Bana sor. Evet, tüm ögeler benden sorulur diyor yüklem. Yüklemin tanımına bakacak olursak kendisine soru sorulabilen ögedir diyoruz yüklem için. Şimdi günlük hayatta yüklemi neye benzetebiliriz? Yüklemin daha iyi anlaşılabilmesi için nasıl bir benzetim yapabiliriz? Bir bakalım. Bir devlet dairesine gittiğiniz zaman o devlet dairesine ilk kez gidiyorsanız ve gideceğiniz odanın ya da yerin yerini bilmiyorsanız kime sorarsınız arkadaşlar? Elbette ki danışmaya. Danışmaya sorduğunuz zaman en kısa yoldan ve en doğru şekilde ne yaparız sonuca ulaşırız. İşte yüklem de arkadaşlar bir devlet dairesindeki danışma gibidir. Her şeyi yani diğer ögeleri bulmak için biz ne yapacağız? Soruları yükleme soracağız. Yüklemin diğer özellikleri neler olabilir dediğimiz zaman arkadaşlar yüklem genellikle eylemdir. Piyasadaki bazı yayınlarda yanlış bir tanım yapılmakta. Nedir? İş, oluş, hareket anlatan ve kendisine soru sorulabilen ögedir derler yükleme. Oysa ki isimler, tamlamalar, eylemsiler de ne yapabilir? Yüklem olabilir. Arkadaşlar yüklem genellikle sondadır. Yüklemi sonda olan cümlelere biz cümle türlerinde kurallı cümle diyeceğiz. Fakat bunun dışında başta veya ortada olan cümleler de vardır. Bunlara da o dönemde devrik cümle diyeceğiz. Şimdi şu örneklere bir göz atalım. Arkadaşlar, kitap okumayı çok seviyorum diye bir cümle kurduğum zaman yüklem diye bulduğum sözcük seviyorum. Bakalım gerçekten yüklemi doğru mu bulmuşuz? Neyi seviyorum? Kitap okumayı. Ne kadar seviyorum? Çok seviyorum. Gördüğümüz gibi yüklemi doğru buldum ve doğru soruları sorduğumda diğer bölümlerinde ne olduğunu bulduk. Tabii ki diğer bölümlerin ne olduğunu henüz bilmediğimiz için sadece altını çizmekle yetiniyorum. Alttaki örnekte hocamızın anlattığı konular önemliydi. Önemliydi sözcüğünü yüklem olarak buldum. Peki doğru mu yanlış mı bir bakalım. Ne önemliydi? Cevap hocamızın anlattığı konular önemliydi. O zaman ben burada önemliydi sözcüğünü yüklem bulmuşum ve doğrudur. Burada önemli bir notum olacak. Ne kadar ve nasıl sorular arkadaşlar cümleleri ögelerine ayırırken sıkça karşılaştığımız sorular olacak. Biz bu soruları fiile sorduğumuzda cevap zarf tümleci olur. İsme sorduğumuzda ise cevabı o isimle birlikte alıp yüklem grubunu oluştururuz. Örneğin konuyu çok iyi anladım diye bir cümle kurduğumda anladım sözcüğü iş oluş hareket anlatır yani yüklem fiildir. Nasıl anladım? Çok iyi anladım. Yüklem fiil olduğu için buradaki çok iyi sözcüğüne biz ileride zarf tümleci diyeceğiz. Ancak alttaki örnekte Yılmaz Hoca çok iyi insandır derken insan sözcüğü isimdir. Nasıl insandır? Çok iyi. Burada çok iyinin sıfat olduğunu görüyoruz. O halde bu bir sıfat tanımlamasıdır. Unutmayınız, sadece yüklemler için geçerli değildir. Bütün ögeler için geçerlidir. Asla tanımlamalar birbirinden ne yapmaz? Ayrılmaz arkadaşlar. Bir diğer notumuz ise neyin ve kimin soruları içindir. Arkadaşlar, isim tanımlamaları da yüklem olabilir. Şimdi isim tanımlamalarını bilmeyen bir arkadaşımız
varsa onun için güzel bir pratik olacaktır bu. Yüklem olarak bulduğun sözcüğe neyin ve kimin sorularını sorduğunda aldığın cevap o yüklem olarak bulduğun sözcükle bir grup oluşturuyorsa onu birlikte yüklem olarak alacaksın. Örneğin, Siham-ı Kaza Nefi'nin eseridir diye bir cümlemiz olsa, siz eseridir kelimesini sadece yüklem olarak bulsanız eseridir'i soruyorum. Kimin eseridir? Cevap Nefi'nin. Bu Nefi'nin kısmını tek alamayız. Peki nasıl alacağız? Nefi'nin eseridir kısmını bir bütün olarak alacağız. Bu bir isim tanımlamasıdır ama isim tanımlamasını bilmeyen arkadaşlarım için tekrar ediyorum. Kimin eseridir? Cevap Nefi'nin. Bunu tek alamıyorum. O zaman eseridir sözcüğüyle birlikte yüklem olarak alıyorum. Arkadaşlar önemli bir notum da şu. Biraz önce dedim ki sadece fiiller yüklem olmaz. Ne yapabilir? İsimler, tamlamalar ve eylemsizler de yüklem olur. Şimdi 7. sınıf konusudur ek eylem. O zaman hatırlayalım lütfen. İsimleri yüklem yapma görevi de vardı ek eylemin. Aşağıdaki örneklere bakalım. Konuyu anlatan kişi Yılmaz'dı derken buradaki d ismi eklenmiş ve ismi yüklem yapmış ek eylemdir. Alttaki örnekte Ahmet Rasim fıkra yazarıymış derken burada fıkra yazarı bir tamlamadır. Mış ek eylemiyle birlikte yüklem olmuştur. Son örneğimde ise en sevdiği iş okumaktır derken okumak bir isim fiildir. Dolayısıyla burada ek eylem alıp yüklem olmuş. Burada bir uyarım olacak. Son dönemlerde ÖSYM ve MEB'deki soru yöntemlerinde, soru stillerinde şu var. Ben konuyu tek başına sormayayım. Bir önceki konuyu da öğrenci acaba çok iyi öğrenmiş mi diyerekten birlikte karma sorular oluşturmaktadır. Biliyorsunuz TEOG'da da eylemsiler önemli bir başlıktır. Eylemsi ile cümlenin ögelerini birleştirip size bir soru hazırlayabilirler arkadaşlar. İkinci ana ögemiz öznedir arkadaşlar. Özne için şöyle bir tanım yapıyorum. Yargıyı gerçekleştirendir. Peki hocam neden yargıyı gerçekleştiren insan değildir demediniz? Çünkü arkadaşlar biz özneyi kim ve ne sorularıyla soruyoruz ve buluyoruz. Özneyi bulmak için kim ve ne sorularından yararlanıyoruz. Kim sorusunu insanlar için kullanıyoruz. Ne sorusunu ise insan dışı varlıklar için kullanıyoruz. Bu nedenle bu iki soru bizim için çok önemli. Aşağıdaki örneklere bir bakalım. Eğil Dağlar adlı eseri Yahya Kemal yazmıştır. Yazmıştır yüklemine soruyorum. Kim yazmıştır? Cevap Yahya Kemal. Bir sonraki örneğe bakalım. Bahçemizdeki ördekler bir sağa bir sola gidiyordu. Gidiyordu yüklemini. Kim gidiyordu dediğimde bahçemizdeki ördekler öznesini bulabilirim. Ancak bazı soru örnekleri var ki cümleyi verirler. Bu cümleyi ögelerine ayırmak için en doğru soru aşağıdaki sorular aşağıdaki şıkların hangisinde yer almaktadır dediğinde biz burada kim sorusunu kullandığımızda hata yapmış oluruz. Peki ne olacak? Ne gidiyordu? Cevap bahçemizdeki ördekler öznesi olacak. Arkadaşlar fiil çatısı için özellikle özne çeşitlerini anlatmam gerekiyor. Hocam özne çeşitleri öge sorularında da çıkmaz mı? Tek tük çıkabiliyor. Ama özne çeşitleri daha çok fiil çatısı için geçerlidir. Birinci öznemiz gerçek öznedir. Arkadaşlar şu anda ben dersi anlatıyorum. Sizler de ne yapıyorsunuz? Şu anda ekran karşısında dinliyorsunuz veya izliyorsunuz. Anlatıyorum yüklemine sorduğum zaman kim anlatıyor? Ben anlatıyorum. İşi yapan kim arkadaşlar? Ortada belli. Ben buna ben anlatmak demek yerine Yılmaz Hoca ders anlatıyor dediğim zaman ders anlatma işini kim yapıyor? Yılmaz Hoca. Peki Yılmaz Hoca grubu cümleyi oluşturan sözcük gruplarından biri midir? Evet. İşte biz buna gerçek özne diyeceğiz. Tanıma bakalım. Yargıyı gerçekleştiren varlık bellidir ve cümleyi oluşturan sözcüklerden biridir. Örnek, roman adlı romanı Falih Rıfkı Atay yazdı. Yazdı yüklemine soruyorum. Kim yazdı? Falih Rıfkı Atay. Peki Falih Rıfkı Atay gerçekten de cümleyi oluşturan kelimelerden biri midir? Evet. O zaman ben buna ne diyorum arkadaşlar? Gerçek öznedir diyorum. Önemli bir notumuz var burada. Çevremizde doğal olaylar gerçekleşiyor. İşte yağmur yağıyor, deprem oluyor, Allah muhafaza. Bunlar doğal olaylardır. Doğal olaylar
gerçek özne bulundurur arkadaşlar. Örnek, sonbaharın gelmesiyle yapraklar sararır dediğim zaman sararı yüklemi doğal bir olay anlatıyor. Yani oluş fiilidir. Sararan ne? Yapraklar. O halde yaprak burada nedir arkadaşlar? Gerçek öznedir. Fiilde çatı konusundan sürekli bahsediyorum. Burada onunla ilgili bir notum olacak. Gerçek öznelerin bulunduğu eylem cümleleri çatısı bakımından etken sayılır arkadaşlar. İkinci özne çeşidimiz sözlü öznedir. İşi yapan belli değildir. İşten etkilenen öge özne olur. Yüklem olan eylemde N veya L eklerinden birisi bulunur. Hocam bunlar zaten kitapta da yazıyor. Siz bize daha anlaşılır şekilde anlatır mısınız? Şimdi arkadaşlar diyelim ki duvarı boyuyorum. Boyuyorum yüklem. Kim? Ben. Neyi boyuyorum? Duvarı. Burada boyama işinden duvar etkilendi değil mi? Evet. Ben bu cümleyi çevirip şöyle söylersem. Duvar boyandı. Şimdi duvar kendi kendini boyayabilir mi? Boyayamaz. İşi yapan belli mi peki bu cümlede? Değil. O zaman burada işi yapan belli olmadığı için duvar sözcüğü sözlü öznedir. Şu örneğe bir bakalım. Bahçemize parke taşları döşendi derken döşenen ne? Parke taşları. Özne. Peki burada dört kelimeden oluşan bu cümlede parke taşlarını kimin döşediği yazıyor mu? Hayır. Kimin döşediği belli değil. Peki parke taşları kendi kendini döşeyebilir mi? Elbette döşeyemez. O halde işi yapan belli olmadığı için biz burada parke taşları tamlamasına sözlü özne diyoruz. Arkadaşlar yine fiilde çatı konusu için bir notum olacak. Sözlü özne bulunan fiil cümleleri yüklem fiilse biz buna fiil cümlesi diyeceğiz. Edilgen çatılı olur. Üçüncü öznemiz gizli özne. Hocam neden gizli özneyi gerçek özneden sonra anlatmadık? Sebebi şu arkadaşlar. Sözlü özneler de gizli özne olabiliyor ya da gizli özneler de sözlü özne olabiliyor bu nedenle. Şimdi öyle bir cümle düşünün ki kim ve ne sorularının cevabı cümleyi oluşturan kelimelerden birisi olmasın. Nasıl bir şey olacak hocam? Mesela uyandım desem. Uyandım tek başına bir cümledir. Neden? Çünkü yüklemdir. Peki uyandım derken ben uyandım değil mi? Evet. Peki ben kelimesi cümlede var mı? Yok. Peki ben kelimesine nereden ulaşıyorum? Uyandım. Oradaki M kişi ekidir. Kişi eki bana gizli özneyi verdi arkadaşlar. Yüklemdeki kişi ekinden ben, sen, o, biz, siz onlardan birine ulaşabiliyorsak işte o ulaşabildiğimiz sözcük cümlede de olmadığı için ona gizli özne diyeceğiz. Örneğin konuyu 2 saatte anlattım derken oradaki M kişi ekidir. Cümleye bakıyorum. Kim anlattı? Ben anlattım. Peki cümlede ben kelimesi var mı? Hayır. O halde ben sözcüğü gizli öznedir. Bayramın birinci günü köye gittik derken buradaki K eki biz sözcüğünü karşılıyor. Peki biz sözcüğü cümlede yazılı mı? Yoksa sonradan ben mi eklemişim? Evet, sonradan ben eklemişim. O halde buradaki biz gizli özne olur. Peki bir şeye dikkat edelim lütfen. Gizli özne bu örneklerde aynı zamanda gerçek özne durumundadır değil mi? Neden? Çünkü işi yapan bellidir. Ve etken çatıda kullanılmıştır arkadaşlar. Bu çok önemli bir şey. Demek ki gizli özneler bazen gerçek öznede olabiliyor. Peki hocam her zaman gerçek özne midir? Böyle bir genelleme yanlış olur. Neden? Akşama doğru okula çağrıldım derken ben çağrıldım. Peki beni kim çağırdı belli mi arkadaşlar? Hayır. Ben kendi kendimi çağıramayacağıma göre ben gizli öznesi aynı zamanda burada sözlü özne olmuş mudur? Evet. Biraz önce ne demiştik? Sözlü özne bulunan cümleler çatısına göre edilgen sayılacak. Bu ipucu bize fiilde çatı konusu için arkadaşlar güzel bir zemin oluşturdu. Son öznemiz ise dördüncü özne türümüz örtülü öznedir. Değerli arkadaşlar biz cümleyi ögelerine ayırırken cümlede işte bu örtülü özne mi, gerçek özne mi, sözlü özne mi diye bakmayız. Direkt özne diye alırız. Peki hocam örtülü özneyi neden anlatıyoruz? Sadece fiilde çatı konusu için geçerlidir arkadaşlar. Fiilde çatıda
Örtülü özne varsa, yani tarafından sözcüğü veya aynı anlamı veren ceca eki var ise biz bu öbeğe ya da sözcüğe örtülü özne diyeceğiz. Örtülü özne varsa bu çatıya edilgen çatı diyeceğiz. Bakalım sınav sonuçları ÖSYM'ce açıklanır. Şimdi açıklanır yüklemine soruyorum. Açıklanan ne? Cevap sınav sonuçları. Peki değerli arkadaşlar, sınav sonuçları kendi kendini açıklayabilir mi? Yoksa bir başkası tarafından mı açıklanır? Başkası tarafından. O zaman burada sınav sonuçları sözlü öznedir. Dikkat edin. Bu cümlede sözlü özne var. Bir de ÖSYM'ce yani ÖSYM tarafından demişim. Bu da bir örtülü öznedir. Dolayısıyla cümleyi ögelerine ayırma sorusunda örtülü özne asla sorulmaz. Bugüne kadar hiç sorulmadı arkadaşlar. Örtülü özne varsa bu cümle çatısına göre edilgen olacaktır. Birinci dersin sonuna geldik arkadaşlar. Birinci derste sadece ana ögeleri gördük. Umarım faydalı olmuştur. Ders videolarıma ve diğer derslerle ilgili videolara www.izleders.com adlı sistemden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.